Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Ülke kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Çin'i parça parça hem yutmaya devam ediyorduk. Peki bu bölüm ne yapacağız? Mümkün olursa yine hım yutacağız. İnfamizin bitmesini bekliyoruz. Ordularımızı toparlıyoruz. Savunmamızı hazırlıyoruz. Olası bir savaş veya bir kriz döneminde patlamamak için. Bu arada Çin bütün Yunan'ı tek lokmada yuttu. Helal olsun valla. Askerisini ben karşılıyordum. Biz böyle biraz savaşları oynayalım ya. Bir dakika, Osmanlı kimle savaşıyor? Savaş yardımı. Kabul. İspanya. Savaş yardımı. Avusturya Macaristan. Savaş yardımı. Oğlum deseydiniz ya. Yapmayın oğlum, bittiniz lan siz. Oğlum bu ne? Ne yaptınız siz? Bitirdiniz ülkenizi. İtalya'ya, Rusya'ya sattınız lan oyunu. Uf, çok fena toprak alacaklar. Buradan aldı. Buradan aldı. Osmanlı'ya dokunmadılar. Savaş yardım otomatik iptal oldu zaten. Başka kimin savaşı var? O savaş Uruguay, Paraguay ve Şili Bolivya'ya karşı. Uruguay, Paraguay, Bolivya ve Şili Bolivya'ya karşı. Bolivya tokatlıyor hepsi. Küçük ülkelere destek. Uruguay'a da savaş yardımı. 31 ne lan, 31 lira yani, bu arada hani 3000 4000 değil bu. 3 lira 427,73 kuruş. Şu yani. Şu baştakini o görme. 5,4 yazıyor ya mesela en sonunda. O. Paranız benden, hadi adam akıllı çatışın. İspanya bir görüş arttır daha basıyorum. Osman bir görüş arttı da söyleyeyim. İsveç bizim altımızdan çıkmış mı? Müttefik olunca yuva çıkmamış. Çıkmamış, tamam. Gene birileri dostluğa çıkmış. Bir kafasına bir daha vuralım. Bakıyoruz başka burada var mı? Ben İngiltere'ye güvenmiyorum. Sırf İran'la Rusya'ya güvenmemek lazım. Neyse. Sırı Macaristan. Umman'a İngiltere'yi bir tur daha düşüreyim. Düşman olsun artık. Etiyopya'yı İngiltere'den koruyacağım. O kasar çünkü, ben onu bilirim. O yapar bir şeyler. 729-725 oldu. O puan artar diye tahmin ediyorum. Hazır artar diye tahmin ediyor iken donanmaya basıp, donanmaz değil mi? Şuralara seviyesi, deniz üssü seviyesi yükseltilebilir olanların limanlarını yükseltelim ki gemilerimizi daha rahat basalım. Daha çok gemi limitimiz artsın. İsmi zaten Port Arthur. Yani buranın port olması gerekiyor kesinlikle. Şuraları iyicene bastıktan sonra şurası var tabi. Buraya daha 3 yapıyoruz. 4 yapacağımız yerler var. Burnadaları 4. Güzel. Peki buralar, bizim burada şurada toprağımız vardı. Buralar ne oldu? Güzel, devam. Devam devam. Çok iyi. Cidden çok iyi durumdayız. Saldırganlık mı, bilinç mi? Bilinç kazansınlar. Problem yok. Biraz bu kafalar çalışsın. Yalnız okuryazarlığı hala yükseltemedik ki %100 destek vermemize rağmen. Hala okuryazarlığı fulleyemedim. Öyle bir problem içerisindeyiz. Bir tık daha ordu basabilirim. Şunu doldurayım. Bir atlı basılıyor mu, ordu var mı? Kim yok. Bir atlı 3 piyade falan basayım ya. Bir atlı 3 piyade. Şöyle Japon olanlardan. Bir Japon. 3 tane de. 1, 2, 3.
Yani basasın. Bunların büyük olması sıkıntı yok. Bunlar ana karımızı tutacaklar. Olası çıkartmaları engellemek amaçlı. Şu iki gemiyi de artık şöyle indirelim limana ve birleştirelim. De şu varmış üç tane. Şunlar da gelsin. Basılacak bütün gemiler basıldı. Şu an cidden sanayimiz de uçtu, askerimiz de uçtu. Sanayimizi dış yatırımlarla bir tık daha uçursak peki nasıl olur? Mesela gelsek Kanada'ya hemen yatırımları arttırsak. Desek kardeş sen yatırıma devam ki. Sana yatırıma devam ki. 1 milyon yatırım. Artık zaten 18-19 milyon var. 2-3 milyonla biz yatırım yapıyorduk. Bununla yapacağım yatırımın haddi hesabı yok. Buyur alttan devam etsin ya. Şey olmasın zaman ilerlesin yani durdurmayalım zamanı. Belçika'ya gel. Güzel. İran. Güzel. Güzel, güzel. İş bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Var bir şeyler. İsviçre. İsviçre iyi gelişmiş ama ya. Bak kendi de basıyor bu. Bizi de bırakmıyor. Şunu bitirsinler 2 gün. 1 gün. Ben bir tur daha basayım. Yatırım olsun maksat. 925'iz şu an. Kolombiya gel oraya. Bunlar hep var ya. Ha, bunlar bizim sayemizde büyüyor. Venezuela hiçbirini basamıyor. Parasını vermemize rağmen çıkmıyor binalar. Brezilya. Kardeşim sen ormancısın aslında da neyse. Kanada versiyon 2.0'sın sen. Ona göre bina dikmen lazım. Portekiz. Portekiz bitmiş ya. Bir tek şarap üretiyor. Cidden tek şarap basabiliyor. Neyse neyse yapacak bir şey yok. Venezuela'ya geçtik. Boğdan. Basamıyorum. Sırbistan. Meksiko. Meksiko gel buraya. Sen de güzel şeyler var. Bunları arttırayım ben şimdi. Bak nasıl geliyor para. Bak şu an 925'iz. 925 aklınızda tutun. Tut o rakamı. Tamam mı? Şey sayıyı. Aklında tutuyorsun onu. Tuttun mu? 925. O kaç olacak? Yunanistan. Yunanistan sen şarap üreteceksin kardeşim. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Şarap. Sadece şarap fabrikası çalışır sende. Meyvenden başka bir bokun yok çünkü. Uruguay hemen. Bak Uruguay sağlam. Ekvador. Cidden elimizin değmediği ülke kalmadı ha. Harbi diyorum elimize atmadığımız ülke kalmadı. Bunlara boş boş basıyorum. Ama bir öncekiler mesela o şaraplar falan onlar efektif olacak. Onlar kaliteli olacak. Hepsi bu artı sağlayacak, buff sağlayacak. Almanya mı? Avusturya Macaristan'a çıktı. Oraya bastık. Onlar hala duruyor. Burada gözükmese bile onlar hala duruyor. Orta Amerika Birleşik bilmem zıkkımları. Orange'i. Aç lan tekrar. O tutmadıysa şarap at. O da tutmazsa şey at, cam at. Cam cam cam. O da tutmazsa kağıt at. Kağıt açılmış kapanmış zaten. Mısır. Kumaş üretiyorsan kardeşim elbise de basacaksın arkasından. Elbise basıyorsan bak şimdi bak buradan kendime nasıl ekmek çıkartıyorum. Lüks elbise de basacaksın. Şimdi lüks elbise için ipek lazım. İpek de temel dünyanın üreticisi biziz. Ne olacak? Bizden gelecek alışveriş yapacak. Krakow petrol üretmeye çalışıyorsun kardeşim. Senden çıkmaz petrol. Cam üretiyorum, mam üretiyorum. Sen bir tane de şarap patlat. Kağıt, mobilya. Patlat bir şeyler. Maksat yatırım olsun. Tamamdır. Yatırımlarımız bu kadar. Kendimize de mi yapsak birazcık ha? Sanki ufaktan kendimize de yapsak bir efektif olacak gibi ya. Tamam. Oraya da bastık. Boya çok sağlam kar getirecek. Yani fazla para kazanacak. Sağlam kardan kastım. Evet. Şunlara bir tur daha basıyorum. Bu çelik fabrikası milyoner olması lazım bunlar sayesinde.
Onun dışında şöyle biraz ilerletelim zamanı. Şunlara basalım. Bas bas bas. Hepsini bize her şeyi bir şey bile atlatayım şöyle bir. Benim sanayi diye uçuralım. Her iki bütün sanayileri kaldıralım. Hem dışarıdaki sanayilerimizi hem içerideki sanayilerimizi. Hepsini bir zıplatalım. Şöyle bu. Bas bas hepsine bas. Bir tur basayım. Maksat sanayi gelişimi olarak bize saysın bunları. Ne kadar para harcadım? 2 milyon para gitti ha. Harbi 2 milyon harcadık. Şöyle top bataryasını arttıralım. Ne oldu? İran etkilendi ama İran'da isyan çıkmış. Nerede lan isyan? Oo, İran büyümüş. Beyefendi İran. Büyümüşsünüz beyefendi. Alırsın oraya lan. Gemiyle git, 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 git karşıya işte. Bizi de uğraştırma. 110 bilim için muhteşem. Kuzey Kutbu'na ilk ulaşan ülke olduk. İşte bu. 110 prestij. Aynısını Güney Kutbu için de yaptık. Güney Kutbu'nda da aynı şekilde büyük bir gelişim gösterdik de burada bu ne isyanlar lan böyle. En kalabalığı hangisi şu. Yallah. Bu, bu, bu. Tamam. Şurada bastırma puanımız geliyor 1-2. Onlardan bastırıyoruz. Şuraya bir 45'liği yollasam. Şu 45'i şuraya yollayayım ya ben. Öyle bir ihtimalimiz var mı? Şöyle. Şunu şöyle yollayayım. Şuralarda çünkü ikişer tane 45 bulunsun istiyorum. Burası zaten yeterince bence emniyetli. Peki şimdi biz oraya aldık. Ağaç üretimimiz ne oldu bizim? Ham madde odun. Ulan direkt karşıladı var ya. Çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Biz direkt aldık burayı. Baksana yeşile döndü buranın üretimi. Bizim sayemizde. Tabi altyapılar hala otomatik basılıyor buraya. Sağ olsun şeyler. Ne şu anda barları kapatma. Bir şey olmaz. Düşebilir verimlilik birazcık. O kadar problem olacağım. Olmaz. İşte bu. Burası koloni şehir. Bum. Mükemmel. Artık buraya bina dikebiliyorum. Değil mi lan? Oley be. Bakayım buraya dikemiyorum. Oley be. Sonunda ya. Sonunda ya. Vallahi sonunda. Şükür sonunda ilk kolonimizi de başardık. 0,5 0,4 0,4 Güzel. İlk kolonimizi de cebe cukkaladık. 0,60 iyiymiş ha Fiji adaları. Fiji adalarının bir gideri var. Shandong 0,5 0,4 0,4 Jiangsu'ya basacağım tabii ki de ya. Bürokratlara teşvik et. Şahzohu'dan çekiyoruz artık. Çünkü artık orası bir bizim toprağımız. Burası kaç oldu? 0,12. E basabilmem lazım. 0,12 daha. Abo. Bu 0,62. Bu en yüksek şu an o. Oğlum niye bürokrat olmuyorsunuz lan? Vergileri mi kısayım? Bir tık vergileri kısabiliriz ya bu arada artık. Fakir tabakadan %10 kıstım. Buradan %10 kıstım. Zenginden %10 kıstım. Hadi %20 kısıyorum vergilere. Bütün sınıflardan %20 vergi kısıldı. Otomatik olarak zaten alım artıyor. Gümrük vergisini %20'ye sabitliyorum. %30 vergiyi de kısıyorum. Tamamdır. Bizim için zaten o kadar fazla gelirin hiçbir anlamı yok. Yani o kadar 7 binler almamızın hiçbir manası yok. Halkın daha rahat yaşaması bizim için daha efektif olacak. Halk daha rahat olmalı. Evet. Yes. Almanya'ya verelim. Neyi verdik? Bilmiyorum ama Almanya'yı destekliyoruz. Müttefiklik teklifi kabul edilecek. Gel. Güzel. Şimdi bir büyük güç müttefikimiz var artık. İngiltere'yi de yanıma çekersem eğer ki
Güzel olacak. İngiltere'yi çekmemiz lazım. Çünkü gemi konusunda bize bolca yardım olacak. Peki aklımda minik bir soru var. Aa, kriz geldi. Dur. Bulgaristan devleti kurulacak. Osmanlı'nın içinde Bulgaristan çıkacak. Bulgaristan gibi bildiğiniz gibi şu an yok. Burada olması gerekiyor. Ve yok. Almanya direkt buraya tutuyor. Fransa da bu tarafı tutuyor. Şimdi Almanya'nın 124 bin ordusu var. Bu güzel bir şey. Ama maalesef bunun 40 bin, Fransa'nın ordusu 120 bin. Şu an Almanya Fransa ile denk bir orduya sahip. Hatta komutanları dandik birazcık daha düşük bittik. Bir tık daha düşük. Ama 1 ve 1 de yani güzel bir gideri olur. Şöyle bir kameraya bakayım. Güzeliz, tamam, sıkıntı yok. Güzeliz. Her şey okey. Şimdi bakalım kimler nereyi tercih edecek? If İngiltere değil de İtalya'nın ata gücü kaç? 40 bin 40 bin. Bunlar dandik. 40 bin çok bir şey değil. 40 binlik bir ordu hiç, neredeyse hiçbir şey. Biz bu arada dördüncülüğe yükseldik. Amerika'yı da geçtik. 260 biniz var. Rusya'dan korkuyorum ben. Rusya çünkü çok büyük bir güç. Yani burada İngiltere ile İtalya'nın buraya gelmesi lazım ki Avusturya Macaristan'la Fransa'yı bitirip sadece Rusya'ya karşı savaşalım. Ama hiç düşünmüyorum öyle bir şey olacağını. Yani buradan İtalya buraya geçti, Rusya buraya geçti. Ben buraya geçersem İngiltere de büyük ihtimalle oraya geçecektir. Bizim tarafa geçecektir. Şimdi kaybetmeyi ya bizimkiler kaybedince otomatik olarak biz de kaybediyoruz. Öyle bir problem var. Korkuyorum ya. Bir save alabilir miyim ben? Kriz öncesi diye. Kaydetti mi? Tamam, kaydetti. Evet. Şöyle bir tık zaman oynatalım. Bir tık İngiltere ilişki bastım. Direkt bu tarafa geldim ben de. İngiltere bu tarafa gelmesi umuyorum. Gelmezse save load yapacağım. Karşı tarafa katılacağım mecbur olarak. Bu arada bütün hemen savaş yardımını basacağım. Savaştayken bilmiyorum basabiliyor muyum ama savaş yardımı basacağım benim müttefiklerime ki savaşta bütün orduları rahat rahat yenilensin. Ne oldu? Almanya Fransa için güzel kriz çözümü teklifini kabul etti. Ağzı nasıl şimdi senin? Ha. Beyaz barış. Oh. Korktum bir an. Almanya'nın şöyle bir şey yapması lazım. Avusturya Macaristan müttefiki kim? Tamam, Almanya'nın bunlarla savaşıp bunları indirmesi lazım. Bu arada İspanya bir büyük güç değil ama yani rahat Avusturya Macaristan falan döver. Gelemeyeceğini umarak Almanya'nın almasına şey yapmamız lazım. Şöyle kameramızı bir yükseltirsek. Almanya'nın yani alması lazım. Buradan büyümesi lazım. Gelişmesi lazım. Dünyada savaş var mı? Pardon, şöyle bakalım, yok. Rusya tercihini karşıdan yaptı hemen. Asıl sahip biraz savaş nedeni varmış. Hadi lan oradan. Köyüne git. Sınırımızda da iyi asker dizmiş yani. Ama askeri teknolojimizi hızlıca arttırmamız, fullememiz lazım. Yoksa ya yani teknoloji üstünlüğüyle yenmem lazım. Kişi sayısı üstünlüğüne değil. Nüfus olarak bizi kötüledi mi? Kovuldu. Şerefsiz. Askeri endüstriyel kompleks. Buna geçince ne oluyor? Ordu araştırması %15. Hızlanıyor. Donanma %5'e başlıyor. Kültür %10.
Sanayi de %10. 0,10 prestij kaybedeceğim. Araştırma puanı daha az gelecek. Deniz ve ticaret gücü. Bunları gidebiliriz aslında ya. Bu ordular daha hızlı. Bu da game'i buff'ını şey yapıyor. Kültür sanayi yavaş olacak. 15 prestij. Gidilir ya bunlar. Donanmaya gittim ben. Niye donanmaya gittim? Askeriye basayım keşke. Güzel. Olimpiyatlar dönüyor arada bir. Aksiyon atraksiyon. Şu nüfusta bürokratlar olayını çözemedim bir türlü ya. Okumuş insan sayısı da fazla. Ama yani o kadar bürokrat 0,06 %1'e çıkması lazım. Yani daha 0,94'e ihtiyaç var. Şu an halkın büyük bir çoğunluğu zaten. Baktığımızda %56'sı çiftçi. Eyvallah. Çok büyük bir yani fakir tabaka aslında olarak geçiyor baktığımızda. Ama şuradan baktığımızda ihtiyaçlarını karşılayamayanlar var. Allah Allah. Demek öyle. O zaman al lan. %50'ye düşürdüm vergiyi. Kıstım. Onu kıstık. Çok para kaybettim. %30'a çıkardım gümrüğü. Gümrük %30 kalsın. Gümrük %30'a sabitledim. Nasıl hale karşılamıyorsunuz oğlum? Karşılayamayan %1'lik kim ya? 170 bin. 200-250 bin adam nasıl ihtiyaçlarını karşılayamıyor? %20'si lüks ihtiyacını karşılıyor. Askerler de falan da rahat rahat karşılıyorlar. Bunlardan 2000 geliyor. Bunlar 3000 geliyor. Zenginlere daya vergiyi ya. Zenginlere daya fakirlerden al. Moral ve askeri teknikler aç. Çaç aç aç aç. Ordu lazım bize ordu. Getir şunu şöyle bununla adam edelim. Şurada. Birleş lan. Birleş işte kardeşim. Ne oldu? Kusuyor gitti. Ay ağzını yine kusuyor. Ya daha şimdi çalışıyorsun. Böyle daha iyi. Bir grup daha ordu basabilirim aslında ya. Birleş. Bir grup daha ordu basılabilir. Bir grup daha ordu basılabilir. Kriz atlattık. Vallahi bir... Ulan bak İsveç'e yine bir şeyler yaptı bunlar. Dur. Dur oyun. Dur. Pardon. Du. Şuradan. İsveç'te bizi kötüle hareketi yaptılar. Böyle olduğu zaman belli bir süre, belli bir tarihe kadar puan kazanamıyoruz. Rusya şerefsiz yapmış. Osmanlı da aynısını yaptılar. Ban yedik yani kısacası. Sürü Macaristan yapmış burada da. Orada Fransa kötülüğü atmış. Onun da puan kazanmasını yavaşlatmışlar. Peki bu sırada yalnız bu arada İspanya'yı almamıza çok az kalmış. Bu bizim işimize yaradı. Hiçbir 50'ye yakın değil. İspanya'yı aldık alacağız. İran'da isyan çıkmış halleder. 199 şurada görüyorsunuz. Geliyoruz. Hop. Güm. Gelir 2000 lira görüyorsunuz. Düştü. Bir İspanya'nın şu an bir borçları falan filan sanırsam bir sıkıntı büyük ihtimalle. Ben 500 lira para kaybettim lan. Eğitime gidiyor, yönetime gidiyor, askeri harcama. Ulusal stok alımı, sanayi... Lan ulusal stok niye alıyoruz oğlum biz? Niye stok alıyoruz? Yok mu kardeşimiz?
Şahuz'u. Şahuz lan. Ha, Şahuz'da fabrikalar spawn edilmeye başladı. Şimdi orada ne kaynak var? Şurası. Argeo ipek var. Burada köpek gibi ipek var. Kömür var, değil mi? Pardon, sadece ipek var. Burada da mı? Burada da. Uy, sen ne diyorsun? Burası ağacın başkentiymiş. O zaman direkt bir mobilya fabrikası satıyorsun. Hemen oradan lüks mobilya. Bunu sırf yapıp gitmemin sebebi şunun bonus alması. Ardından oraya kömür at. Şey, boya at, kömür at diyorum. İpek çıktığı için kumaş yap. Kumaştan elbise yap. Elbiseden de lüks elbise yap. Tamamdır. Bunu da bas. Patladı orası var ya, uçtu uçtu zirveye, bum. Fişek direkt. Roket fişek, bum. Dövüş, kavga. Tamam. Ah. Attım hadi çayı. Hadi çay verdim size. İçinden. Şimdi gemi dediğim gibi bu arada sıkıntısız çözüldü. Ordu olarak 1 2 1 2 3 4 bir tane istihdam 5 sonra gerisi Atakır piyade mi alsak? Savunmacı alacağım. Bir. Daha takılıyorum ya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Gerisine de var mı lan? Japon yok mu Japon? Japon yok. Ne yapayım o zaman? Koreli değil. Nanfaren. Üç elte bastık. 7 8 yeter. Enough. Go. Bas bas bas. Bas, bas. Bütçemiz iyi böyle ya. 1000 lira kazanalım. Halkımıza daha rahat. Vergi, bu arada vergileri kıstım. Adamların ihtiyaçlarını karşılayamaz oldular. Anladın, yüksek vergi de çok daha rahat karşılıyorlardı. Lüks ihtiyaçları falan daha rahat alıyorlardı. Vergileri düşürünce nedense anlamsız bir şekilde problem çıktı. Yetmiyor şu an adamlara. Saçmalığa bak. Çok saçma. Yetmiyor şu an adamlara. Bu para kullanamıyorlar yani. Allah ekber. Dur, dur. No, kaç tane savaş bitti direkt? Oto. 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 Oto yap. Sen de bitir onu. Hatta otoya hiç gerek yok. Bir tane zaten vur, gel. Size de aynı vur, geç. Tamam hadi. Gene üzerime bir ton şimdi tırırırt dizilirler. Bu arada bir tanesi öldü ama bir tane bastım. Ordum, piyadem artık neyse, bakacağım ona. Öldüm, yaralandım tam bilemedim ama bir şeyler oldu orada. Devam. Kazanalım sayıdan savaşları hadi. Mesela şu an isyancılara karşı ne kadar kayıp veriyoruz biz? 12 bin tane piyade getirmişler. Biz ise sadece 405 piyade, bu arada top falan hiç kayıp yok. Sadece 405 piyade. 186. Aslında bu mantığa göre iki katıyız. Yani 300 olmasa ama saldırı ordusu değil herhalde. Şey yapalım. Go. 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 Bitti mi gençler? Kızışma noktası mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor? İspanya'ya bir şeyler oldu. Benim etkimde ne diyor? Ha, isyanlar varmış. Tamam, sıkıntı yok. İspanya'nın bu arada şuralar buralar İspanya'nın ya. Oralardan bolca bize kaynak geliyor diye umut ediyorum. Üretime baktığımızda boya üretimi hemen
üretimi artırıyoruz. Arttırıyoruz üretimi. Kapatacağız açığımızı. Kömürü kapattık zaten. Aynı şekilde odunu da kapattık. Sayılır odun gene artmış. Tüketim. Şurayı almamız için yani ihtiyaçlarımızı karşıladı burası bizim çok rahat. Bir sonraki şurayı alacağız. Bağlayacağız. Bağlanıyorum lan oraya alınca. Şu pardon. Yok bura 3 toprak var. Oha. Gelsin 4 saldırganlık. Saldırganlıktan mı korkacak değiliz yani. Blast me. Cannibal. Cannibal'lar nereden çıktı lan? Yemeler şunları alırsanız gençler. Orada ağaç olmuşlar biliyor musun? Ağaç öldü demler ağaç. Meyve veriyorlar artık. Şu an herhalde ülkeye tek çıkmayan şey meyve yani. O da şurada uçta bir yerde çıkıyordu onu da aldık. E, 39 olduk. Var mı? Dur. Yok şu an. Daha iyi kedi birileri çünkü. Osmanlı'da görüşü arttır geldi. Samimiden dosta çıktım. Güzel. Onlar birbirlerini yemiş durumdalar. Bunun açılması için 1919 gerekiyor. Topu açalım. Tanklar açılsın. Full askeriye gidiyorum bu arada manyak gibi. Bir tık fabrikaya falan basabilirim. Ekonomiyi bir tık daha dengelemek adına. Güzel, güzel. Boya fabrik. Şunu şuraya upgrade edelim. Boya önemli. Bir de burada ya boss boyayı. Boya önemli. Şu an boya bizim için çok ihtiyacımız. Anında çatır çatır satıyorum kendim üretip. Fabrikalar o yüzden boya fabrikaları zarar etmiyor asla. Orada bir dalga yedik ama ne oluyor anlamadım. Adımızı kötüledi. Rusya. Bak. Harbi diyorum bak Allah yarattı demem. Elimin tersiyle bir koyarım var ya Allah'ına kavuşsun. Artık 340 benim yani bende. Haberin olsun. Haberin olsun. Kapışırız yani. Hiç şey yapmam. En güçlü ordusunu şu an artık an itibariyle dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduk. Şuradan da şunu an buradan da bu şunu anlıyoruz. Sadece bu orada yazan 340 bin piyade sayınız değil. Asker teknolojisinde bunu etkiliyor. O yüzden buraya asker teknolojiyi fullediğimde benden daha güçlü hiç kimse olmayacak bu dünyada. Ki ben ordu basmaya devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam. 2 ordu istiyorum. 4 top. 1, 2, 1, 2, 30 olacak toplam burası. Tam bastı bu arada. Tamamdır. Go. Go 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 go. Böyle küçük bir ordu kaldı. Bunu ne yapalım? Şunu şöyle kaldır. Şurada şöyle arkada dursun destek amaçlı. Dursun oralarda bir yerlerde. Şimdi basılacak ordularla beraber çok iyiyiz. Yolculuk için hazırlanmalıyız. Hazırlanalım. Şunu şöyle dur. Hayır. Tamam geçti adam. Yarıya böl. Yarısını buraya al. Rahat rahat herkes istediği yere dolansın. Gemi bu arada bir tane daha patlatabilirim ya. Kruvazör mü? İki tane de kruvazör atalım ya. Bakayım kaç kapı? 21, 2. Dur lan hepsini aynı yerden basıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5 bastığımda 100 oluyor. 820, 830'a çıkıyor. Hadi çıkmasın 4 tane basılsın. Hem de eşit olsun bölümü olarak. 2 buna 2 buna şeklinde. Gemi gücümüzü sürekli olarak en top seviyeye taşıyoruz. Şu an mesela gemi konusunda İngiltere'nin yok mu? Nasıl? What?
Yaptılış Bonya'da. Ulan nasıl lan? Oha. O zaman şu an bendeki donanmayla bütün herkesi üst üste koyup tost yapabilirim. Herkesi tostlayabiliriz yani. Tost imkanımız var. Evet. Tostçu Erol Japonya'da açıldı. Herkesi bekleriz. Rusya. Harbi diyorum bak dalacağım. Asıl sahipli ya. Rus hok bak hokku zaten sana savaş sebebim var bu arada. Rusya müttefiki var mı lan bunun? Fransa ile İtalya var. Bizim yok işte. Bizim müttefiklerimiz dandik olduğu için müttefikim yok neredeyse. Osmanlı ne kadar askerim var lan? İyi var ya. Kabul etmiyor ki. Neden reddettin? Yani benim gibi bir süper güçle neden müttefik olmuyorsunuz? Kötü şöhretimizden dolayı. Bir şey diyeyim mi? Ben o asıl sahipliği için dalacağım yani. Şurası Sakalin ve şu şurası Rus Hokkaido'su aslında bizim. Şu iki toprağı almamız lazım. Bu iki toprağı alacağım ben bu arada. Bu bölüm olmazsa öbür bölüm komünistler isyan bastı. Tamam. Komünist isyanı problem değil. Şöyle. Go. Devam. 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 Güzel. Yersen güzel, güzel, güzel. Yersen güzel, güzel. Buna vur. Vur. Affetme. Affetmez TR hadi. Hadi affetmez JPN. Go. Go. San Francisco'da bir deprem olmuş. Haberlere düştün peki? Yıl yıl mı haberler zaten? 1905'e 6'ya gelmişiz bu arada. Ha bakalım 1905'in haberleri. Devam. Devam. Evet, devam ki. Onu da dönüşte kesersiniz. Bu iş burada biter. Go. Ulan yeni basılan ordularda öldüm. Ne oldu? Başı biraz dayak yemiş olma ihtimalleri çok yüksek. Burada şunu ben bir daha böleceğim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Zaten basılan ordular küçük olduğu için rahatlıkla bunlardan geçebilirler. Yani 7 kişiden fazla değiller. O yüzden hiç gemileri oynatmadan buradan köprü mahiyetinde pıtı 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 gidebilirler. Buradan böyle 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 her yerden adım atıp geçebilirler. İşte bu ya. The Games of the Olimpiyatlar çoğalma geliyor lan. Oo, Olimpiyatlar geldi. Yes. Hadi çocuk yapalım. Olimpiyatlar geldi. Çocuk yapmamız lazım. Ne alaka ya? Niye üreme puanı geliyor? Ya şu niye artmıyor arkadaş? Vallahi şu kafayı yiyeceğim ya. Seul'de falan hiç artmadı ya. Bir de biz mi kazandık? Ya çok az, çok az. Bunlar çok az. Ya daha 180 falan var. Bu yani daha erken aslında yapabilirdim. Ben niye bu kadar geç kaldım bunu bilmiyorum ya. Geç karşıya. %40'ı sosyalist olur olmasın. İstemem. Bana askerici lazım askerici. Burada bizim emperyalist
Faction'a kalmamızın sebebi savaş politikası olarak şövenizmi destekliyor. Yani askeri açıdan en iyi olan bu. Mesela militarist organizasyon yenilenmesi %25. İşte takviye etme hızı %25. Ama şövenizmde bunların hepsi %50. Askeri harcamalar militariste %100. Şövende de %100. Savaş nedeni elde etme hızı %20. Seferberlik %300. Şövenizmde yine savaş elde etme hızı %30. %20'den %30 daha fazla, %10 daha fazla. Ve aynı şekilde seferberlik de %400, %100 daha fazla bundan. Yani şovenizm çok daha iyi bir askeri. Komünist olmak isterdim. Bütün sanayiyi ben yönetmek için, kapitalistleri atmak için. Ama maalesef o zaman anti-militarist oluyorum. Yani tam hani full komünist olursak oluyor. Ya da faşist olacağız. En mantıklısı. Olabilir miyiz? Zor. Zor çünkü destekleyen pek bir şahıs yok şu an. %0,6 nüfustan buradan buraya faşizme basıp isyan çıktıktan sonra isyanı bastırmayıp isyanı ülkeye ele geçirmesini sağlayıp yönetimi değiştirmelerini sağlayabilirim. Bunların hepsi bir taktik tabii ki. Biliyorsunuz ki efendim. Gel buraya. Şu orduları ayarlayalım, bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde bir ordu falan daha basımı gerçekleştireceğim. Bu orduyu bu arada buraya alacağım. Ben Rusya'ya gireceğim. Rusya'ya gireceğim ama müttefiklerimizi toparlamamız lazım. Müttefiklere ihtiyacımız var. O, bu kim olursa olsun artık birileri bizim müttefikimiz olmak zorunda. İspanya bile işimize gelir yani müttefik olarak. İnfomize düştü zaten. Biz ona ekstra savaş ortasında da bir tane ekstra bir toprak için isteriz. Daha da büyürüz. Yani bu kısmı buraya alacağız biz. Rusya'nın bu tepe kısmını alacağız. Ya da ekstra bir şey eklemeyiz. Oradan döneriz. Asya'ya bir tane vururuz. Bir sonraki video bayağı aksiyon. Full aksiyon. Full aksiyon atraksiyon yani. Ya. Full kop kop. Barları kapatma kardeşim. Üretim yavaşlasın. Bir şey olmaz. Bu arada ben eksileri görmeye başladığıma göre biraz halka vergi dayama vakti geldi ha. İkisine %10 dayadım. Bu arada 1.000 lira geldi. Fakir halk çok kalabalık olduğu için mecbur olarak. İspanya'daki ne oluyor lan? Bajingo. İspanya devletine karşı etki alanı ekle. Savaş nedeni kazanılır. Müttefikleri çağır. Allah Allah. Gel oğlum buraya. Hayırdır lan İspanya? Hayırdır oğlum? Buradan ta gemileri kaldırıp gitmeyeceğim bu arada. Öyle bir manyaklık peşinde değilim. Şu orduyu da geçireyim ama kaldırıp gemileri götüreceğim. Oturacağım şuraları toparlayacağım. Bana en yakın toprağı var. Çınalış'ta bir tane yakın bir toprak var. Şöyle şu gemileri bir birleştir abisi. Tabi birleştiremiyoruz. Videonun son dakikalarında bir gelişme oldu, gerçekleşti. Sen bilemezsin. Şuraya gel. Sen buna bin. Sen buna bin. Bilmedi mi kardeşim? Buna da bindiler. Bu da gel sen de bu taraftan. Gençler, şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musun gemiler? Sana öyle bir dolanma emri veriyorum gemi. Burayı abluk altına alıyorsun. Dur, bir tık yakınlaş. Şöyle, şöyle. Shift'le burada 3-5 tur geziyorsun.
Burada 3-5 tur geziyorsun. Bir şöyle tur at. Bir şöyle gel 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 şöyle. Burada takılıyorsun sen. Sen ise direkt avcı toplayıcı gibi kardeşim. Şuraya dal. Avcı toplayıcı gibi yani dediğim. Hızlı seri şekilde. Ara bul adamı. Şöyle dolan. Şöyle git. Şöyle gel. En son baktın yok buraya gel. Avusturya Macaristan'da mı var karşımızda? İşime gelir. İşime gelir. Bu arada kim gene kimler birbirine girişti oğlum? Ne oldu? Üçüncü Cihan Harbi patladı. Üçüncü Dünya Savaşı patladı bile bakın. Rusya, İtalya ve Portekiz Osmanlı, Fransa ve İspanya'ya karşı. İspanya benim de karşımda. İspanya benim karşımda olması iyi olurdu. Yardım edebiliyor muyum? Edebiliyorum. 300 lira. Fransa'nın savaş yardımı 1200 lira çok. Sıkıntı yok. Bir de İtalya mı vardı karşısında? Dur. Bir de kim var burada? İspanya var. İspanya'ya savaş yardımı atamam yani. Sıkıntı yok. İspanya'yı bize hemen indiririz. Ki indirmişim bile. Devam ki. Gemilerimiz hızır hızır dolanıyor zaten. Ki şöyle bir durum var. Ben kapışması mümkün değil. Yani o ordunun fazla sayıyla geldi evet. Ama beni kesme şansı yok. Ki benim bu ordum saldırı ordusu bile değil. Neden yok? Çünkü o askeri açıdan üstünüm. Gördüğünüz gibi ben bakıyorum toplam 18 bin kayıp verirken kendisi 41 bin kayıp verdi. Ölü yani direkt 41 bin ölü verdi. İki katı. O yüzden rahat bir savaş geçireceğimizi söyleyebilirim size. Gemi tekiniz gelsin lan buraya. Demiyoruz oğlum. Buradan geçebiliyor muyum? Tamam. Güzel. Oraya da alıyorum. Gemiler vızır vızır git dolanıyor şu an. Bir sadece bir gemi yakalayabildiler. Random saldım. Osmanlı gel oraya. Etki alanına ekle. Güzeldir. Osmanlı bizim artık. Geç buraya. Geç buraya. Buraya aldıktan sonra salarsınız tahmin ediyorum savaşı. Yani İspanya. %50'yi almam lazım. Oho. Uğraştıracaksın sen bizi. Gel artık buraya. Şu şöyle geçsin. Salın. Lan burası kaldırıyor mu lan burayı? Kaldırıyor güzel. Güzel kaldırıyor. O zaman gençler bir like'ınızı alırım. Ve bu yani o kadar uğraşıyoruz bu savaşı kazanıyoruz falan filan. Hani bir abone. Bence birçok bir şey değil yani. Peki buraya bir çıkartma falan yedik mi? Olası bir şey. Yok. İmkanı da yok zaten. Binin. Binin gemilere. Tekrar deneyelim. Güney Kutbu'nun bir yeri arıyoruz şu an. Hala bulamadık. Valla İspanya'yı fethetmek zorundayım ben ya. Portekiz'i indirmiş de ben de İspanya'ya indireceğim mecbur. Gelebiliyor muyum peki buraya kadar? Gelebiliyorum. Ne yapayım kardeşim savaşmasaydın benimle. Yani hangi akla hizmet bana daldın ki? Etki alanından çıkacak, özgür olacakmışsın. Oldun şu an. Rusya zaten götlerini genişletti. Cidden Rusya şu an göt genişletme operasyonu yapıyor. Nasıl kaçıyor? Yani bir de ben savaş yardımı falan yapıyorum şu an ya. Acınası durumda.
Fransa, ulan bari sen bir şeyler yap be. İspanya destek, tam destek veremiyor çünkü. Birazdan gemileri şuradan çıkıp gelecekler. Ve geçerken gemiler bir üç gemi yakaladılar. Üçünü de indirdiler. Geldi bu arada ilk gemimiz. Şu limanı alalım da şu gemi yenilenme sağlasın. Çünkü tamir olamıyor burada. Hasar yiyecekler. Tamam, limanı çök şöyle. Guangxi askeri geçiş geçebilirsin. İzin veriyorum. Seni de şu limana indireceğim. İn. Tık. Katerga. Guangzhou. Hadi be, White Piece'i ver artık. Ya White Piece'i burada bitirebilirim aslında. Ben savaşı kazanmam gerekiyor ama şöyle bir şey, şimdi bunu almadan çıktığımda prestij kaybına uğruyorum. Çünkü bunun hakkında bir savaş sebebine girişmiş bulunuyoruz. Yani iki orduyla alabiliyorum bu arada rahat rahat. Herhangi bir zorlanma olmadan. Madde gel. Başkent düşürsem büyük ihtimal rahat rahat düşecektir. Ve çok fazla topçuyla falan geldiğim için hepsinde 5 tane topçu var. İstihdamcısı falan filan da var. Hani istihdamcı da mimar gibi bir şey oluyor böyle. Hani topları şuraya yerleştirelim, şöyle ateşleyelim. Hani taktik şeyi adamı. Artık PC yaparsın ha. Sen hala mı yapmıyorsun? Vallahi diyorsun ki abi al beni komple ya. Ne diyeyim ben sana? Güzel. Devam ki. Salamanca'ya. Valovolid. İran geldi. Bak, baktı ben kazanıyorum. Yani oğlum sadece etki altıma alacağım ya. Sanarsın döveceğiz, kafasına vuracağız, ekmeğini alacağız ya. Sadece ekme altı, etkim altına alacağım. Çıkacağım kardeşim. İşimiz gücümüz var bizim de. Vallahi ya. Ah, bir de isyanı çıktı. Şu Barcelona'yı falan almak lazım. Şu tarafa yönelim biraz. Aa, hoş geldin İspanya. İspanya askeri yok, savaşta adam bitmiş zaten. Lan dur. Ayazını sıfırlattık orayı. İsyanı kesmeye çalışıyor bir de. Hollanda gel. Müttefikin her tüsüne okeyim valla. Oğlum şimdi vuracağım kafana, o olacak. Kaşınıyorsun. Git Osmanlı'ya yardım et. Ağzını kırdım. Oo. Bir kalabalık gelindi orası. Lan nasıl lan? Ortam eksisi yiyoruz araziden. Ama biz güçlüyüz, hani stratejimiz, tekniğimiz, bir şeyimiz var. Arazi. Arazi işte her şeyi oynatıyor ya. Aa, yedik daha. Silindi ordu. Hay yapacağın şey ya. White Piece ver git ya. Barışı reddettin. Oğlum buraya öyle bir ordu yiyarım ki anandan doğduğuna pişman olursun bak. Şu an çok sinirlendim zaten. Cidden şu an çok sinirlendim. Ordum gitti. Oo, sinir olurum böyle gereksiz yere. Uzuyor yani. Gereksiz uzadı. Boş yere şimdi ben oraya asker götürmeye uğraşacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Koreli çıkar.
16, 17, 18. Tamam, 18. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tık fazla bastım sanki ama neyse, ama bir şey olmaz. Fazla da dağıtırım şuraları buraları. Vallahi öyle bir ağzına sıçtım ki senin var ya. Yok ettim oğlum seni. Yok ettim. Tüm ordusu oydu var ya bu arada. Tüm ordusu o zaten. Ne yaptınız siz bu savaşı? Kazanabildiniz mi? Aha. Almanya ile İngiltere. Bu arada Almanya değişti. Sonunda güçlü kuvvetli haline geldi. Savaş yardımı. İngiltere, Fransa, Avusturya Macaristan, Belçika ve Osmanlı'ya karşı. Almanya'ya savaş yardımı. Büyük güç daha önemli benim için. Buna savaş yardımı. Ve buna savaş yardımı. Eksideyiz. Bir tık yordu. Büyük güçlere çünkü savaş yardımı atabilmek biraz zor bir şey. Ama alacak. Alacak. O da alacak o savaşı. Kukla İtalya yok. Tamam, aramız iyileşsin. Şunu arttır. Bunları müttefik alma şansını şu an kazandım. Almanya'yı falan. Bizim müttefikimiz olması işimize gelecek tabii ki. Geldi ilk gemimiz. Gel buraya. Direkt şu orduyu alacaksın. Atla. Başlatma şimdi Rusya'sına da, ona da. Gel buraya. Avusturya Macaristan burada mıymış? Tamam, bir orduyu da buraya getireyim. Avusturya Macaristan'ı dövelim. İran sonuç olarak çağırdık adamı. Çağırdıysa koruyacağız. Nerede bir filo? Burada bir filo nerede? Burada dönüyor daha bu. Tüm topraklarında isyan çıktı burada. Filipin milliyetçileri, ha. Filipin çıksın da içinde bir göreyim seni. Hadi bakayım. Kendi kaşındı. Vallahi kendi kaşındı. Benlik bir şey yok. Kendi kaşındı. Paramın eksi de olduğunu biliyorum. Orijinalde ama artı da olduğunu da biliyorum. Gel buraya. Rusya'yla aramız baya iyi oldu ya. Baya 4. Cihan Harbi de patladı. Bu ne oğlum? O kadar kaynak veriyorum, kurtaramıyorsunuz ülkeyi. Ne yapayım ben daha size yani? Fakir tabakaya ver. Alsın orayı. Şunu gemi limana oturtayım. Kal orada. Hatta vazgeçtim, kalma. Atla gemiye. Güm. Selamünaleyküm abi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi keseyim ben. Sonra gelip şu ordunuzu keseyim bir. Dur. O öyle kesilirken buraya geldik. Ne oldu? İran'ı savaştan mı def etti? Neyse, isyanlarını döveyim. İran'ın def etmedi de. Osmanlı müttefiklik teklif ediyor. Kabul ediyoruz. Uy ulan. Kaldır gemiye. Kaç. Şuraya at. Yenilensin orada. Orada. Ona iki fordu itmem lazım.
Kal şurada bir şu limanda kendine gelsin ordum. Ne basmışım lan ben burada? Oğlum ben böyle bir şey bastım mı? Hatırlamıyorum. 3, 6, 7, 8. Okey. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pardon. So sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 oldu sanki. Sanki orası 7 oldu gibi geldi ha. Kim? Tamam 8. 8. 110 prestij bulduk. Güney kutbu mu neydi bakmadım hiç. Şunu birleştir. 1, 2, 3, 4. Dur pardon. 4, 5, 6, 7, 8. Neyse bu bölüme de aksiyon geldi en azından. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 21 şöyle. 1, 2, 2, 3, 4, yes, go. Tamam, buradan 2 atlıyı al. Onu da buraya ver. Bu ne? Piyade kalsın. Tamamdır. Daha burada basılanlar var. Kalsınlar. Ayararız onları. Bu ordu yenilendi. Hop. Atlıyorsun içine. Tamam, iyi böyle. Geliyorsun buraya. Barcelona'ya in. Savunarak alacağım yani. Yapacak bir şey yok. Savunarak indireceğiz. Gel. Bindiğine göre gel buraya sen de. Gel buraya. Ha, bir tane daha mı araştırma geldi? Ordu bir tık daha güçlendi. Hadi hayırlısı. Bir tık daha alalım. Bir tık daha. Oğlum. Mükemmel orduyu kuracağım. Bekle sen. Lan. Unuttuk orayı. Hay ağzına sıçayım ya. Hiç bakmadım. İşte çok hızlı oynamamak gerekiyor oyunu. Gemiyle taşımak çok sinir bozucu ya. Bu oyunda cidden çok sinir bozucu. Aşırı sinir bozucu. White Peace istiyorum. O da olmuyor. Gel ya. Vallahi uğraştığıma zerre değmez ya. Sıçayım İspanya'nın toprağına da ona da ona da ya. İsyana da çıktı burada. Patlar inşallah içinde de Filipin. Sinir oluyorum ya. Ya çok uzaklarda savaşmak çok sıkıntılı bir şey ya. Gemiyi ta Pisa'nın şuna bak ya. Ben öbür ucuna gidiyorum. Benim için dünyanın öbür ucu bu arada. Şöyle bir katla yani dünya haritasını. Benim tam dünyanın öbür ucu. Ne işimiz var orada arkadaş? Manyak gibi takılıyoruz orada ya. Nerede diğer gemi lan? Şu. Manyak gibi gelmişiz orada takılıyoruz. Gel şu limana kon. Oh be. Boş yere aksiyon. Life rating. Hayat oranı artıyor. Artsın Pyongan'da. Belki bürokrat artar. Onunla beraber. Yani adamlara altyapı her şeyi sunuyorum hala.
Beklediğim ilgiyi göremiyorum adamlardan. Şunları da şuraya alayım. Orduyu da ayarlayayım. Artık videomuzun da sonuna gelelim efendim. Şu an görüntü büyük ihtimalle size dondu. Bu videoluk da bu kadar olsun. Sizi çok 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 seviyorum. Bir like atıp abone olup bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere efendim. Bay bay. Diyorum ve buraya...